İrfan Altınok, 1931, Elazığ doğumlu, mühendis mimar. Görev yaptığı kurum olan Tekel İşletmelerinin Bandırma Ordu Caddesi'ndeki depo binası inşaatı için 1964'te Bandırma'ya gelir. Ben 1964 yılında Tekel Genel Müdürlüğü İnşaat Daire Başkanlığı'na girdim. Orada çalışıyordum. Yeni girdiğim için ben hemen şantiyeler örmeye kalktım. O arada Bandırma Tekel Yaprak Bakım Evi vardı. Orada aşağı yukarı 1000 kişi çalışıyordu. 1000 kişi çok büyük bir ekonomik katkı sağlıyordu Bandırma'ya. Orada yukarıda bina yapraktan bakım evi depoları vardı. 23 metre, 75 metre uzunluğunda 5 katlı bir binaydı. Onun inşaatının şantiye şefini bana verdiler. İki de yanında yardımcım vardı. Makine mühendisi, elektrik mühendisi, tekniker ve süveyen vardı. O sıralarda Adnan Menderes Meydanı'ndaki 1950'li yıllarda yapılan ve henüz 10-15 yıllık olan Tekel binasının kolonları çatladığı için yıkılması düşünülüyordu. Ordu Caddesi'ndeki depo inşaatı bitince işletme müdürü durumu mühendis mimar İrfan Altunok'a bildirdi. Orayı yaparken Yapraktan Bakma Müdür dedi ki İrfan Bey, bu bina yıkılacak. Yapmıyorlar. Bunu takviye ederim dedim. Onları tekrar ben kolonları patladığı için etrafına eltriye ve şalkoli demirleri koyarak güzel bir onarım yaptım ve binayı kurtardık. Bu arada ben de ev olarak bir vatandaşın evini tuttum. Da ismi Selanikli Mehmet Efendi, Hacı Mehmet Efendi. Oğlu da Eşekçi Mustafa. Mustafa'nın oğlu da Mehmet vardı. O sene de deprem oldu. Depremde zayiat falan olmadı ama ailesi bize kaçtık. Mehmet o zaman 2 yaşındaydı. Mehmet Kılkış. Evet. Kılkış mıydı? Evet. Evet. Onu kucağıma aldım, kaçtım dışarıya. Bir de evlerinde otururken Mustafa dedi ki, İrfan dedi, o zaman biz de genciz, biz eğleneceğiz. Burada şey yapalım, güzel sohbetler edelim. Ondan sonra muhabbetler edelim. Tamam dedim. Ben de dedi, ev kirası almam. Olmaz dedim, baban şey der, sen karışma dedi. Meğerse babasından parayı alıyormuş, bana getirir. Ben de Mehmet Efendi'ye veriyorum. Yahu be yahu diyor. Be evladım, niye böyle erken veriyorsun? Amca ben böyle veririm. Halbuki kendi parası diyor. Ben 3 sene kira vermedim. Mustafa Kılkış, bunun lakabı Eşekçi Mustafa. Aslında eşekten bir alakası yok. Bunların büyük fırınları varmış. Kendisi 1926 doğumlu. Benden 5 yaş daha büyük. O bütün evlere, bakkallara eşekte ekmek dağıtırmış. Onun için adı Eşekçi kalmış. Aslında buranın en zengin insanlardan. Onlardan da aşağı yukarı 2-3 sene oturduk. Çok güzel bir muhitimiz oldu. Bandırmalar beni çok sevdi. Ben onları daha çok sevdim. Bir de naylon kaptan vardı. O da çok güzel taklit yapardı. Şey vardı, Deniz Şahin'le köş gibi bir yemek yeri vardı, şehir kulübünün üstünde. Orada yemeklerimi yedim. Çok güzel günlerimiz oldu. Ben hiç Bandırma'yı görmemişim ama gayet güzel. O zaman nüfusu 35-40 bin durumdaydı. Ben Mustafa'yla biz beraber Ramazan'da oruçtan sonra terörümüzü sahile yakın camide kılardık. Mustafa çok hoş, şakacı bir insandı. İmamın cübbesinin altına otururdu. İmam kalkarken düşerdi. Çok
şeyler olurdu. Gerçi olmayacak şey ama oluyor işte gençlikte böyle şeyler. Ondan sonra buradan mimar olmadığı için ben şey olduğum için devlet memuru büro açamadım. Ama bana yine de proje getirdiler. Buradan birçok insanlara villa yaptım. Bina yaptık. Ve bu arada oranın eşraflarından ozanlar sinema yapmamı isterler. Onlara bir güzel bir sinema yaptık. Çelik konstrüksiyonlu. O da karakola yakın bir yerdeydi. Şimdi ne oldu bilmiyorum orası. Bir de aşağıda sinema vardı. Ve bu arada binaları bitirdik, teslim ettik. Bandırmaları çok seviyorum. Bandırmalar çok seveceğim ve hatırlayacağım. Sinas insanlar, hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Büyüklerinize hürmet edin, yaşlılara bakın, çocuklarınızı çok sevin ve devletinizi çok sevin. Hepinizi hürmetle, saygıyla anıyorum ve yad ediyorum.